Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel, mutlu ve keyifli bir pazar günü diliyorum. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyiz. Haftanın gündemine birlikte göz atacağız. Sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'e derledikleri haberler için buradan çok çok teşekkür ediyorum. Her hafta olduğu gibi. Bu haftanın gündemi fena değil, yoğun sayılır. Ama haftaya özellikle de sosyal medyada gündemini vuran ilk haber Haluk Bilginer'in uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmasıydı. Tabii ki e, Haluk Bilginer'i çok çok tebrik ediyoruz. Önemli bir ödül. Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor ve kendisi çok daha önce bu diziyle değil sadece çok daha önce ki performanslarıyla birçok ödülü fazlasıyla hak etmiş. Hani Emi bunların yanında ne kalır ki diyebileceğimiz performanslara imza atmış bir sanatçı, bir aktör. Türkiye'nin önemli bir değeri uzun yıllar Londra'da tiyatro oynamış, EastEnders gibi BBC'nin Amiral Gemisi bir dizisinde 2 yıl boyunca yanılmıyorsam 107 bölüm aralıksız yer almış önemli bir aktör kendisi. Buradan bunların hepsini bir yana koyuyoruz, fazlasıyla hak etti, ettiği bir ödüldü geç verilmiş bir ödül olarak değerlendiriyorum ben. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Tabii ki hani bu haberleri ve söylentileri de bir yandan sizlerle paylaşmak bir nevi görevimiz diyebiliriz bizler için. bu yılki Emmy İnternasyonel Emmy ödüllerinin yapımcı ortakları arasında ve sponsorlar arasında da ay yapımın olduğunun da altını çizmek lazım. Bu da biraz kafaları karıştırıyor. Çok köklü bir ödül müessesesi olmasına rağmen Emmy 70'li yıllardan bu yana aralıksız olarak uluslararası Emmy ödülleri verilse de biraz al gülüm ver gülüm durumu olan bu bizim son zamanlarda altın örümcek web tarafında web ödüllerinde biliyorsunuz onun durumuna benzer bir hal yani ajansların kendi kendilerine ödül verdiği bir organizasyon olduğu söylentileri de var. Ben bunları sizlere iletmiş olayım. Ee, ona göre siz kararınızı verirsiniz. Bunların tabii ki Haluk Bilginer'i tenzih ederek söylüyorum çünkü kendisi olağanüstü bir performans var. Biliyorsunuz HBO BBC ortak yapımı bir dizide de şimdi yeniden rol alacak. Onunla ilgili bir lafımız yok ama organizasyon yani sponsordu, yapımcısıydı, para verdi, aldı. Haftanın en ilginç haberlerinden birine geçeyim. Fazla bulandırmadan ortalığı. Variety'nin haberine göre Michael B. Jordan Superman rolüyle alakalı görüş alışverişi yapmak üzere Warner Bros yetkilileriyle bir araya gelmiş ve J.J. Abrams'ın e, yönetmen adayı olduğu bu projede e, 2023 yılı bekleniyor. Yani 2023 yılından önce vizyona girebilecek bir proje değil. Ancak Michael B. Jordan tabii yani şimdi bizim ırkçılık zaten bizim işimiz değil bizim topraklarda hiç konusu geçmeyen bir mevzu ama Afro Amerikan bir Superman ben bilmiyorum çizgi romanlardan görüntüler geliyor böyle bir şey var alternatif evren mi kötü Superman mi başka bir evren yani paralel dünyada başka bir Superman mi bilmiyorum ama bizim bildiğimiz Superman klasik Superman yani hani bilemedim. Şimdi birazcık Star Wars haberlerine gelelim isterseniz biliyorsunuz Rise of Skywalker gittikçe yaklaşıyor. Bir cisim bize doğru geliyor. <laughs> Bakalım ne çıkacak ne çarpacak bize. Hafta için yayınladığım videoda sızıntı senaryodan söz etmiştim. Bu senaryonun gerçek olup olmadığını filmi izlediğimizde göreceğiz ama çok da gerçek gibi duruyor bir yandan. Oralara geleceğiz. Öncelikle Mandalorian'la başlayalım. Eminim sizin de çok keyif alarak izlediğiniz bir dizi haline dönüştü Mandalorian. Yeni bölümünü yine izlemedim çünkü bunun çekim günü saatine göre baktığınızda ben daha izlememiş oluyorum. Merakla bekliyorum. Çok keyifli devam ediyor. Ee, ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital yayın yapan platformlar üzerinde en çok izlenen dijital yayın içeriği Stranger Things'ti ve onu tahtından ederek bir numaraya oturdu The Mandalorian. Vay vay vay. Ve Hasbro'dan üzücü bir haber biliyorsunuz Star Wars ve Disney Has, yani Star Wars lisansları Hasbro'da oyuncak üretimi tarafında Baby Yoda hepinizin aşkı bizim de öyle. Yani inanılmaz keyifli bir karakter yaratmışlar. Yani alıp insanın içine sokası geliyor ki zaten öyle yapmışlar. Yani bizi bitirdi yani ya gözlerimizi nemlendirdi. O kadar tatlı ve duygulu bir karakter. Ee, 2020'den önce herhangi bir Baby Yoda oyuncağının piyasaya çıkmayacağını söylemiş Hasbro. Çünkü insanların beklentileri genelde ee, bu işte Christmas zamanı, Noel zamanı ya da e, Şükran günüyle ilgili. Bu aralar bir Baby Yoda oyuncağı çıkarsa falan demişlerdi ama çıkarmayacağını söylemiş. Halbuki Hasbro her Star Wars ürünüyle ilgili önceden konsept çalışmalar yapıp zamanından çok çok önce seri üretime geçer. Baby Yoda'da da golü yediler kabul edelim ki. J.J. Abrams da bir açıklama yapmış. Filmin daha önce açıklandığı gibi e, iki yani uzun 155 dakika mı diye işte. Her neyse e, filmin 2 saat 21 dakika olacağını açıklamış daha önceki açıklamaları. Yalanlamış kendisi. Hani filmin saat süresi de belli. Zaten şurada bir şey de kalmadı ha. Ha aman ha. Bu arada sizlere sızıntı senaryodan söz ettiğim video vardı demiştim. Bu videonun başında, korkmayın spoiler vermeyeceğim. Videonun başında bu senaryonun bir otel odasında yatağın altında unutulduğunu, ve e, isim ver C.C. Abrams bunları açıkladı ve isim vermek istemediği bir aktörün unuttuğunu bunu ve işte elden ele dolaşarak en son ebay'de satılmak üzereyken son anda yakaladıklarından falan söz etmişti. Bu senaryoyu yatağın altında unutan salaksa John Boyega. Şaşırdık mı? Hayır. Çok beklediğimiz bir karakter. John Boyega. Koskoca Adam Driver unutacak değil yatağın altında senaryo herhalde. John Boy'a gatsal Colin Trevorrow biliyorsunuz tekme tokat Disney'in kapısından kovulan oysaki son film için özel çalışmaları olan yalnız Rise of Skywalker filmi için e, özel çalışmalar yapmış. Daha önceki Ryan Johnson'ın Last Jedi filmin içine girerek e, ona özel sahneler çektirmiş ve bunu daha sonra Rise of Skywalker filminde kullanmak üzere stoklamış bir isimdi. Daha hiç bunların hiçbirini yapamadan tak diye kovuldu. Kim tarafından? Kathleen Kennedy tarafından tabii ki. Sonra tespihim nerede diye deliriyorum. Ve bu adamcağız kalkıp şöyle bir açıklama yaptı. Benim çekeceğim Star Wars Rise of Skywalker versiyonunda imparator falan dönmüyordu kardeşim. Aha. Aha. Sakalısı vazlayalım. Başka türlü çıkamayacağız işin içinden. Uluslararası posteri de yayınlandı Star Wars'ın ve Chewbacca'nın tatlı pan pişi, pork. Bu posterde de gözüküyor. Demek ki o pork hayvancığını Chewbacca'nın kankası olarak bu filmde de göreceğiz. Teşekkürler. Korkmayın bitmedi. Enteresan haberler gelmeye devam ediyor. Yani belendikçe beleniyor çamura. Boba, Boba nereden? Boba Fett beni andı herhalde ya. Burada da bir yerlerde var arkamda ama. Finn ve Rey'in kendilerine özel olarak yani her ikisinin de bir gönül ilişkisinin olduğu söyleniyor Rise of Skywalker filminde. Onların işte bir gönül ilişkisine şahit olacağız gibi söylentiler var. Bir kısım bu yalanlanıyor, yok öyle bir şey falan diyorlar. Daha doğrusu son çıkan kanon Star Wars kitaplarında, romanlarında öyle bir şey olmadığı söyleniyor ama yani bizim Rose Tico'ya hallenebilir biliyorsunuz Finn. Rey'in de Kylo ile durumu belli. belli. Yani Reylo diye teoriler geziyor ya ortalıkta. Anlatmıştım sizlere eski Star Wars videolarında. Ve Electronic Arts'ta Star Wars Jedi Fallen oyunuyla ilgili İlk iki hafta itibariyle en çok dijital olarak satış yapan Star Wars oyunu e, ünvanını kazandığını söyledi. E, azıcık ya azıcık abi bak bak ne diyorum bak Azıcık, Bir tık, bir saç deli kadar ya. ya bir tık düzgün bir şey yaptığın zaman zaten satılıyor abi korkma. Manyak manyak şeyler yapıyorsun çıkmış çıkmıştı altında ölüm yıldızının topu varmış gezegeni vurmuş. Oradan ötekisini şey yapmış bilmem ne. Acayip acayip olaylar. Ya gerek yok baba. Gerek yok. Sen bir tık normal... Ya bir de adam bir röportajını dinledim. C.C. Abrams'ın gel şimdi delirme. Biz diyor işte fanlara servis bilmem ne. Neyin fanına servis baba ya? Sen snoku aldın. Çiğnenmiş sakız gibi attın herife. Sonra kalktın palpatini geri getiriyorsun. Takır tukur robot gibi. Bir tık güzel bak Mandalorian'a kimse bir şey diyor mu abi? Mandalorian'a baktığında bugün ne senaryosu senaryo ne diyalogları diyalog. Ama oturttuğu taban baz aldığı bugün işte bizim Feza Gezginlerinden canım bir yorumunu gördüm çok doğru. Bir yerden böyle yandan yemişini yapmaya çalışmak yerine orijinal esin kaynaklarından faydalanarak bir ürün ortaya çıkarınca zaten o bize hizmet ediyor. Bir tık iyi bir şey yapınca o zaten satıyor. Yani ben satacağım. Dizi çekeyim, film çekeyim. Oh, oh, Star Wars. Ne işin Kılıcı 20 tane açılsın aynı anda falan da olmuyor ki abi Ya sen sıradan insanların elinde, Fin'in elinde ışın Kılıcı ne arıyor ya? Force Awakens'te. Neyse. Düz bir şey yap. Tamamdır abi. Star Wars haberlerimiz böylelikle sona erdi arkadaşlar. Şimdi normal yayın akışımıza devam ediyoruz. <laughs> Scarlett Johansson da Black Widow'la gündeme gelmek üzere biliyorsunuz. Zaten gündemdeydi de filmin zamanı yaklaştıkça tabii ki daha çok konuşulacaktır. Ee, filmin daha çok e, böyle bir kendinden özür dileme, kendine af dileme, ona ne derler? Günah çıkarma diyelim. Ve e, Black Widow'un daha çok ailesine odaklanan bir film olduğundan söz etmiş. Onu da merakla bekliyoruz. Gelince göreceğiz. Elizabeth Banks ise e, Invisible Woman isimli görünmez kadın isimli bir korku gerilim filminin yönetmeni olarak e, Universal Pictures'ta anlaşma yapmış. Kendisi bir kısa bir süre önce, yanılmıyorsam geçen hafta ya da önceki hafta olsa gerek. Charlie'nin Melekleri Charlie's Angels filminin de yönetmeniydi aynı zaman kendisi gişede batırdı. Yani i̇lk hafta gişesi gidik. Green Lantern Corps bu Green Lantern'de gizemi çözülemeyen konu başlıklarından biri sinema dünyasında bir türlü orada işte oturmuyor olaylar. Green Lantern Corps'un da Geoff Johnson yazdığı senaryo üzerinden yani bu yazdığı ve bu yıl sonunda teslim edici, etmeyi planladığı senaryo taslağı üzerinden e, filmleştirilebilirmiş. Green Lantern konsepti de güzeldir. Yani ağzımıza bir parmak bal şeklinde kalmıştı eskisi. O işin başında da J.J. Abrams ve Bad Robot e, prodüksiyonu olması bekleniyor. Adam da yani J.J. Abrams iyi dedik dilimizi ısıraydık ya. Her tarafa çöktü herif. Godzilla'dan hoşlananlar biraz daha yaklaştınlar. ekran başına Godzilla yani çok da büyük bir haber vermeyeceğim gerçi ama Godzilla ve e, Konga karşı diye King Kong ve Godzilla'nın karşı karşıya geleceği bir film çekilecekti biliyorsunuz Godzilla'nın bir sonraki filmi o olacaktı. Ancak bu 20 Kasım 2020'ye yani yaklaşık bir yıl sonrasına ertelenmiş durumda. Biraz daha erkendi yanılmıyorsam yaz aylarında gelmesi bekleniyordu. Biraz böyle Kasım aylarına ötelenmiş vizyon tarihi. Bizim topraklarımıza dönecek olursak sevgili arkadaşlar bu arada çay molası vermek isteyenler burada pauza basabilir. Çaylarınızı aldıysanız devam edelim çünkü pazar günleri çay ayrı bir keyiftir. Çağlar Ertuğrul Dağ filminin üçüncüsünün çekileceği müjdesini vermiş. Niye o filmin bir oyuncusu veriyor bu müjdeyi? Onu da bilemiyoruz. Önümüzdeki yıl 29 Ekim'de gösterime girmeye plan girmesi planlanıyormuş. Gösterime girmesi. Daha filminin filmini ben şöyle biraz bakmıştım. Yani işte. Ama seveni var. Burada ben de yorumlarda böyle bir küfür etmedik. de, Her filmi anlattın. Dağ filmini anlatmıyorsun. Yani ne biçim insansın falan diye. Yani benim ne işim olur daha filmiyle abi. Ama seveni için haberini vermiş olayım. Crown'ın yeni sezonunu izliyor musunuz bilmiyorum. Eski sezonlarını izlediniz mi? Gerçi onu da bilmiyorum ama eğer böyle İngiltere tarihine falan meraklıysanız keyif alarak izleyebileceğiniz bir dizi olduğunu geçen hafta söylemiştim sizlere. Claire Foy. Bundan önceki iki sezonda Crown'un yıldızı olan ve kraliçeyi canlandıran aktris, dördüncü sezona koyu, konuk oyuncu olarak katılıp e, 21 yaşındaki haliyle e, kraliçenin gençliğini canlandıracakmış bir flashback sahnesinde. Bu ne biçim haber abi yani dolgu mu yapıyorsun diyeceksiniz. Yok yapmıyorum. Şu nedenle söylüyorum. Biz zannediyorduk ki Crown 3 sezonda toparlanıp bitecek ama buradan anlıyoruz ki 4. sezonda çekiliyormuş ya da çekilecek. Ona göre haberimiz olsun sonra Laps diye Crown'un 4. sezonu çıktığında Hasan abi bize dememiştin ki demeyin diye söylüyorum. John Turturro da bu Transformers filmlerinde harcanan şahsiyet aslında çok büyük bir oyuncudur kendisi. Çok iyi bir oyuncudur. Matt Reeves'in yönetici The Batman filminde Carmine Falcone karakterini canlandıracakmış ki yakışır. Kendisine her şey yakışır kardeşim. Onun nasıl bir, yani sadece bir örnek olarak bir tutam oyunculuğunun nasıl olduğunu anlamak istiyorsanız bu Zevzek Transformers filmlerini değil, The Night Of the, diye HBO'nun bir kısa dizisi var. The Night Of. Bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Orada bir avukatı canlandırır ve mükemmeldir performansı. Adam da zaten normalde iyi oyuncudur yani. Bu Transformers'larda salak salak rollerde harcadılar. Guy Ritchie sevenler de eğer varsa şimdi biraz daha ekrana yaklaşsın. Onu sevenler bunu sevenler derken herkes ekrana yapışacak şimdi. <laughs> Guy Ritchie yeni aksiyon filmi Cash Truck'ın çekimlerine başlamış. Filmde başlıca roller yine Şampiyonlar Ligi. Jason Statham ya bu adamı çok seviyorum aslında ben ama yüzünü çok hızlı eskittiğini düşünüyorum. Eskitmeye de devam ediyor ama benim sevgim de azalmıyor. Ya yani herif iyi bir herif. Scott Eastwood, Josh Hartnett ki uzun zamandır sesinin soluğunu duymuyoruz kendisinin. Hat Matt Kellen'e teslim edilmiş başroller yani filmin başrolleri. Ve film Fransız yapımı La Conveyor filminin yeniden çevrimi olacakmış görelim gayriçiden boş iş çıkmaz. Birazcık sallandı ama gayriçi yıkılmaz merak etme. Benedict Cumberbatch ve yönetmen Pablo Trapero. The Man in the Rockefeller Suite filminden ayrılmışlar. Searchlight, Fox Searchlight ise projeyi mini dizi olarak ekrana taşımaya hazırlıyor, hazırlanıyormuş. Disney Plus'ta yayınlanır ya da Hulu'da. Aynı adlı kitap Tan uyarlanacak diziyi Yorgos Lantimos yönetecekmiş. Şimdi böyle sıradan işte o gitti bu geldi. Böyle işte Rockefeller Suite dizisinden bize ne diyorsunuz ama bu haberi de Yorgos Lantimos'un bir dizi yönetmeye karar verip bu işin başına geçmesinin haber değeri üzerine sizlerle paylaşıyorum. Çünkü Yorgos Lantimos beğenirsiniz beğenmezsiniz önemli bir yönetmendir. Komşudan çıkmadır, Yunan'dır ve Yorgos Lanthimos sineması diye de bir şey vardır arkadaşlar. Filmleri biraz ruh hastasıdır, arızalıdır ama severseniz, tam seversiniz. Ben sevenlerdenim. Yorgos Lanthimos sineması diye bir gerçek var ve ben o sinemayı seviyorum doğrusunu isterseniz. Bu hafta içinde aynı zamanda Atiye'nin fragmanı da geldi. Ben de sosyal medya hesabımda daha önce sizlerle paylaştığım videosunu çektiğim Dünyanın Yok Oluşu isimli bir eserden e, esinlenerek dizisi çekiliyordu biliyorsunuz. Şengül Boybaş yanılmıyorsam kitabın yazarıydı. Bu kitabı anlattığım bir video var kitap tanıtımlarında. Atiye'nin konusunu merak edenler o videoyu izleyebilir diyeceğim ama benim fragmanda gördüğüm kadarıyla kitabı baya bir eğip bükmüşler. Yine orijinal materyalden uzaklaşılmış. Baya bir uzaklaşılmış. E, diyaloglar falan yani ben okuyorum Atiye geliyorum muhteşem Atiye falan diye de yani ilk duyduğum şeyler de böyle çok şey değil yani merhaba Atiye merhaba Mehmet falan şeklinde yani inşallah oyunculuklar falan patlamaz orada bilemeyeceğim e, çok orijinal bir konusu var çok keyifli bir konusu var televizyona uyarlanırken umarım çok dağıtmazlar çünkü kitabından ben gerçekten çok keyif almıştım nefis bir kitaptı yani The Purge 5 yani Purge filminin beşincisi e, çekiliyormuş. İşte Will Patton, Cassidy Freeman gibi isimler filmin castingine dahil olmuşlar. Bu ne alaka bunu da Purge filminin beşincisi çekildiği için paylaşıyorum sizlerle. Yoksa Will Patton ile Cassidy Freeman'da çok ilgimiz yok. Abi Purge'lar bitti diye biliyorduk. Purge 5, 6, 7 devam edecek herhalde. Yani bir tuttu mu da yani. Neyse. Bugün çok mu atar giderliyim ben ya? Star Wars'ta bir delirme geliyor ama. Yani tespih arandım yine. Yani e, gerçekten Skywalker'ın sagası yani bu 9 filmin yani sonra doğru artık böyle ciddi bir eziyete dönüştü ya. Her şeyi kabullenmeye çalışıyorum bir mantık üzerine oturtmaya çalışıyorum ama bazı yerlerden fena patlıyor. Bu da beni delirtiyor. Star Wars bizim kırmızı çizgimiz kardeşim. No Time to Die. Güzel isim. James Bond'un yeni filmi biliyorsunuz ve bir türlü çekilemedi. O kolu kırıldı, bacağı kırıldı, çekilemedi. Senaristi bir kovdular, çekilemedi. O oldu, bu oldu. Yani 3 seneye falan yayıldı film. Çekimleri devam ediyor. Daniel Craig ise söylentilerin aksine gerçekten kararının net olduğunu ve bu onun kendisinin son James Bond filmi olduğunu açıklamış bir söyleşi de. James Bond oynamanın da şöyle bir dezavantajı var aslında bütün sinema tarihi boyunca yani 60'lardan bu yana ya üzerinizde yapışıp kalıyor yani James Bond karakteri. Çünkü uzun yıllar birçok James Bond filmi çekiyorsunuz. Artık ne hangi filme, hangi diziye dahil olsanız, hep o James Bond karakteri üzerinize yapışmış şekilde kalıyor. A James Bond geldi falan diyorsunuz. Halbuki bambaşka bir film, hiçbir şeyle alakası olmayan ve onu silmek zaman içinde zor oluyor. Roger Moore bunu silemedi. Örneğin Sean Connery sildi. Çünkü ondan sonra çok farklı yapımlarda, farklı şekilde kendinden söz ettirdi. Ama artık yaşlanmıştı. Yani üzerinden böyle vakit geçmişti. Şimdi Daniel Craig'in çok da iyi bir bont oldu Daniel Craig. Ama bu şeyi üstünden nasıl atacak bilmiyorum. Göreceğiz. Servant diye bir dizi başlamış arkadaşlar Apple TV'de. Hatta bugün galiba başlıyor. Daha doğrusu bu videoyu çektiğim gün başlıyor galiba. Şu an başlamış olabilir. İlk üç bölümü yayınlanacak diye okumuştum yanılmıyorsam bir yerde. Bu M. Night Shyamalan'ın korku dizisiydi. Ve kendisiyle ikinci sezon için Ha burada yazıyormuş ya bu arada 28 Kasım'da başlıyormuş yani girmiş gösterime. Shyamalan'ın ikinci sezon için imza atması ve çekimler için hazırlıklara başlaması ilginç tabii. O hani ne zaman bavulunu toplayıp Hindistan'a dönecek diye beklerken Apple TV'den olayı tutturdu demek. Shyamalan özünde iyi bir yönetmen, iyi böyle iyi hücrelere sahip ama bir türlü o patlamayı yapamayan işte altıncı hisle yaptığı o büyük patlamanın altında kalan işlerle çıkınca hep e, sonrası toparlayamadı. Halbuki iyi bir yönetmen. Ben özellikle korku gerilim janrasında farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. O filmlerin içinde hep böyle bir kıvılcımlar var ama o hava ifşek bir türlü patlamıyor. Doğrusunu isterseniz diziyi de merak ediyorum ben. Şimdi Servant benim aklımda yani. Bir fırsat bulursam seyretmeyi de isterim. Çünkü hani değişik bir dizi olacağı ortada. Apple TV'de boşa yatırım yapmaz diye düşünüyoruz. Çünkü Apple TV bu işlere böyle Aa, oldu bunu çektik. İşte hadi be boş Faritekin'i de çekmeyelim. Aa ne ikinci sezon üçüncü bölümünde iptal ettik falan gibi bir şirket değil. Apple TV oturdu mu böyle tamamdır baba deyip. Yani o tarzı değil. Ama bu işlerin girince tarz değiştirme onu bilemem. Son haberimizde de Maya Hawke'la ilgili. Maya Hawke'ı Stranger Things dizisinin 3. sezonunda tanımıştık. Ee, biliyorsunuz kendisi Uma Truman ve Ethan Hawke'ın kızı. İşte o güzel iki insandan ancak böyle güzel bir insan ortaya <laughs> çıkabilirdi zaten. Charlie Plummer ve Andrea Riseborough'un Please Baby Please isimli romantik drama filminde başrolü oynayacakmış. Çekimler de Şubat ayında başlayacakmış. Kendisinin yıldız ışığı çok yüksek çok parlak, çok ışıyan ışıldayan bir genç aktris. Umarım kariyeri de tıpkı annesi ve babası gibi başarılı filmlerle, dizilerle dolu olur ve kendinden hep söz ettirir. Ben çünkü Stranger Things'te gerçekten çok beğenmiştim. Çok ufak şeyleri yakalıyorsunuz böyle heh diyorsunuz ya bu kızda iş var falan diye öyle şeyler görmüştüm. Artık yavaş yavaş böyle sokak arasında film anlatan Hasan abiden böyle profesyonel eleştirmen Hasan abiye mi dönüşüyorum diye de böyle şey yani bir yıldız yakaladım ben falan diye yok öyle bir şey her zaman çay masasında arkadaşına film anlatır gibi anlatmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Profesyonel eleştirmenlikle uzaktan yakından ilgim yok. Sevdiğimiz konular belli, heyecan duyduğumuz meseleler belli. Benim amacım sizlerle bunları paylaşmak mümkün olabildiğince. Ve hızlı ve tempolu bir seri arada da böyle atarlı giderli bir şekilden sonra bu hafta da pazar sohbetinin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım her şey keyfinizce ve istediğiniz gibi devam ediyordur hayatınızda. E, doğrusu isterseniz bu taşınma işleri beni her ne kadar yorsa ve hayattan soğutsa da maddi manevi, maddi, Hidayet <laughs> Türkoğlu'nun öyle bir şey var ya dünya şampiyonasında maddi manevi. Göçerse de ama işte sonu keyifli oluyor. Şimdi gerçekten hani huzurlu ve rahat bir şekilde e, bu videoları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Zaten fark etmişsinizdir hafta içi iki video birden geldi. İkisi de yepyeniydi. Ayrışman ve e, Star Wars senaryo sınırsız... Oo, bu ne abi ağız gitti. Senaryo sızıntıları ve ayrışman ile ilgili iki video çekmiştim. Ee, hazır videolarımız da var. Bunlardan biri de Yoda'nın hayat hikayesi. Uzun zamandır hazır bekliyor. Ee, i̇lk fırsatta sizlerle olacağını da buradan duyurmuş olayım. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka pazar sohbetinde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.